belki bugün birazcık kahincilikle oynayabiliriz. Bana yine böyle bir taraflardan Özlem Öz beni mahkemeye vermiş bir şeyler geliyor. Arkadaşlar takipleşmeler bitti. Bence bu iş burada bitti. Çok korkunç. Para mı kazanması lazım? Bilinmeyen evliler var. Alınganlık yaptığını düşünüyorum. Ama diyor çıplakta atarım. Kolsuz bacaksız. Ölü bedenler. Hadise seni takip ediyor gibi hissediyorum. Kim? Bu savaşı durdurmazsa onun da bir takım sırları Amerikan ordusuyla bir anlaşma yapıldıysa vermez. Herkese kocaman merhaba. Haftanın ilk videosu ile karşınızdayım. Nasılsınız arkadaşlar? Ben kendimi bu ara, dilimi ısırarak söylüyorum, İnanılmaz yoğun, aktif ama bir o kadar da keyifli hissediyorum. Çünkü çok güzel şeyler oluyor hayatımda. Ben her zaman içeriklerimi yazarken buradaki ruh halime göre yazıyorum biliyorsunuz. Olayları her zaman mistik yandan da değerlendiriyoruz. Ezoterik konularda hep ilgimi çekti. Çekerken de zaten bunu hobi olarak burada yapmaya başladım. Hobi olarak yaparken de dedim ki benim gibi düşünenler de var. Bazen böyle deli, bazen böyle yok ya komplodur dediklerimiz tabii ki vardı, izlediklerim, okuduklarım, böyle çok az kişi konuşuyordu çevrende seninle. Ama burada kocaman bir ailem var. Ben burada ne düşünüyorsam onlarla beraber düşünüyorum. Eklemeler yapıyorlar, çıkartmalar yapıyorlar. Bir şekilde tartışabiliyorum ve doğruluğuna daha çok inanıyorum. İçeriklerimi buna göre yazıyorum. Ne araştırıyorsam, ne okuyorsam hemen buraya yansıtıyorum. Hatta şunu söyleyenler oldu, Instagram'da bir ara kayboldum. Çektin kendini. Evet çektim çünkü kendimi geliştirmeye verdim. Geliştirmeye verirken de bir yandan olumlama yaptım. Bazı insan var çalışmakla motive oluyor. Bazı insan var atıyorum yemek yemekle veya yemek yapmakla motive oluyor. Bir şekilde herkesin bir yaşam kaynağı var tutunması için hayata. Benim de çalışmam. Her zaman böyle izlemek, öğrenmek, kendime bir şey katmak, katarken öğrenmek işin keyifli kısmı. Çok güzel, dolu dolu bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Ruh halim şu an biraz karışık. Olayları görüyorum, bir şeyler hissediyorum. İçimde böyle değişik hisler var. O hislerimi bugün kağıda döktüm. Çok telif atıyorlar ya bize. Teliflik bir video değil ama analizi yüksek bir video ile karşınızdayım. Belki bugün birazcık kahincilikle oynayabiliriz. Bana yine böyle bir taraflardan bir şeyler geliyor arkadaşlar. Ve bunları yine sizinle paylaşmak istiyorum. O yüzden bugün akışta hem magazin, hem yeni dünya, hem teknoloji de bunların içine dair biliyorsunuz. Süper bir muhabbet bizleri bekliyor. Dış sesim, hazır evet, mısın? Hazırım. Uzaya ilk Türk astronot gitti mesela. Evet. Hepsi var gündemimizde bugün ve her zamanki gibi kendi tarzımızda konuşacağız. Silinen videoya gelen yoğunluk ve katkı sayısı çok iyiydi. Teşekkür ediyoruz bunun için bir kez daha. O her ne kadar telif atsa da biz yaptığımız işin doğruluğundan çok eminiz. Kimse üzerinde ne hak, ne iftira, ne de yalan yere haber yapmıyoruz. Bu Jeffrey Epstein de olsa, Özlem Öz de olsa. Özlem Öz beni mahkemeye vermiş. Ayakta uyuyoruz. Burada dedik ki biz çocuğunu etkileşim için alttan cimcik diye bebek orada ağlıyor. Çok korkunç. Veya zayıflama hapı satıyorlar. Ben zayıflama ürünlerine karşıyım. Gözümüzde bir sürü örnekler var. Biz asılsız konuşmuyoruz ki. Biz kimseye iftira atmadık burada. Demedik ki yalan yere. Bundan kaynaklı da Özlem bizim bu cümlelerimizi alıp hakkında karalama kampanyası, yani yalan yere konuşuyorlar diye şikayet oluşturmuş arkadaşlar. Ama çok teşekkür ediyoruz savcılarımızdan bir kez daha. Hakkımızda takipsizlik kararı çıkmış. Eleştiri var demişler. Hakaret yok demişler. Şunu anlayamadılar. Anlayamıyorlar. Televizyondakileri niye vermediniz mesela? Verseydin onlar bütün gün hakaret ettiler size. Dolandırıcı dediler. Her gün konuştular. Biz gündeme geldiği zaman konuştuk. Kötü bir şey varsa konuştuk. Ve eleştiri yaptık. Her gün herkese her şeyi söyledi. Ben magazinciyim. Ama yeni nesil magazinciyim. Onu sosyal medya platformunda yapıyorum. Onu oradan ne görüyorsunuz ben bilmiyorum. Herhalde bizi konuşarak para kazanıyor hala kafasındasınız. Ama öyle bir şey yok arkadaşlar. Bu işi profesyonel yaptığımızı her seferinde söylüyoruz. Bizi birçok alan, birçok sektör kabul etti. Ama bazı arkadaşlar hala bunu kabul edemiyorlar. Bir kez daha bence herkes anlamıştır. Bu sektörde kabul edilmiş bir yorumcuyum. Siz bunu yaptığınız için zaten bugün bir savcının önüne gittiğimiz zaman eleştiri diye kabul edilebiliyor. Biz burada eleştiri yapıyoruz. Ben her zaman bu eleştirileri yapmaya devam edeceğim. Burada oturduğum sürece. Bu benim mesleğim ve işimi yapmaya devam edeceğim. Ben analiz yapıyorum. Gördüklerimle gelen iddialar doğrultusunda her zaman ortaya bir sonuç çıkartıyorum. Burada da aktarıyorum. Altı dolu konuşuyorum. Hiçbir zaman altı boş konuşmadım. Zaten benim takipçilerim benim nokta atışı yorum yaptığımı veya bu konuyu burada sallantıda bıraktı. Şu an burada kalmalı ve takip etmeni izlediğimi onlar çok iyi bilirler. Benim mimimden, bakışım her şeyi çok iyi anlarlar. Bir kez daha teşekkür etmek istiyorum buradan. Ama en çok teşekkürü yine sizler hak ediyorsunuz. Ve kimsenin göremedikleri ile karşınızdayım. Ama önce ne yapıyoruz? Herkes yerini aldıysa ve kahvelerimiz yapıldıysa video başlasın. Öncelikle saçlarımı yaptırdım. Saçlarını yaptırdın. Herkes çok beğendi. Bana bile yazdılar. Çok güzel olmadı mı falan diye. Bence de güzel oldu. Zaten bir şey değişmedi galiba. Yani değişmedi derken. Derime
reflü attırıyorum. Yani her zamanki 3 evet. ayda bir olan kısım bu. Bir de kestirdik, biraz kat attırdık. Yenilik iyidir arkadaşlar ve Plüton Kova'da, biliyorsunuz. Astroloji takip edenler zaten bunlara hakim. Ve bu dönemde saç yaptırmak da önemli. Aklınızda bulunsun. Random ailesine teşekkürlerimi iletiyorum buradan bir kez daha. Yine çok özendiler. 8 saatte anca saçım açıldı. Yanmasın diye. Çok seviyorum onları. Plüton Kova'dayken ben de saçımı yaptırmak istedim. 2024'e biliyorsunuz giriş yaptık. Herhangi bir sorunla karşılaşmadık. Her şey istediğimiz gibi gidiyor. Her şey şu an istediğimiz gibi gidiyor. Arada aksaklıklar var. Sahile vuran cesetler gibi. İşte dünyada şu an çıkan Jeffrey Epstein olayları gibi. Epstein. Herkes farklı telaffuz ediyor. Ben de değişiyor. Bir Epstein diyorum, bir Epstein diyorum. O anki ruh halime bağlı. Biliyorsunuz ben de her şey ruh halime bağlı yani. Bana kimse zorla bir şey yaptıramaz arkadaşlar. Biliyorum. Bilirsiniz. 19 yıl önce astrolojide Plüton Kova'dayken muhteşem şeyler olmuş. Biliyorsunuz haritada o dönem ne olursa bu döneme de yansır. Güncellenmiş haliyle. Yapay zekaya uygun bir şekilde. Bu sene her şey çok güzel olacak. Güzel bir dönemdeyiz yani. Ama ortalara doğru, sonlara doğru ne olur bilemem. Dinç Ergüner son videosunda adı bu hafta şeytana uymayın. Dedi ki parası aşk olur mu? Ben de dinliyorum. Neler olacak, neler bitecek. Aklıma birden Ezgi Fındık geldi. Parası aşk olur mu deyince. Tabii şimdi mesleki deformasyon. Ama artık onlarla o kadar bütünleştim ki 4 yıl boyunca bu işi yaptığımdan da kaynaklı. Sabah akşam magazinde de çok içeceğim. Diyen magazinciliği yaptığım için. Dedim ki evet ya, kızın aşk hayatı ne olacak diye düşündüm. Çünkü biliyorsunuz ben analiz yapıyorum. Kendi yerime koyuyorum. Ben olsam ne yapardım? Bence bu iş burada bitti. Çünkü bana bitti gelmiş. Ezgi'nin haberlerine giriyorum. Son videoda da konuştuk biliyorsunuz. Takipleşmeler bitti. Bir tane Reels videosu vardı. Evlilik teklifi aldı Mirhan tarafından. O da dün kalktı. Eliz de Ezgi Mirhan'ı takipten attı. Öncesinde bir şey olaylar vardı. İşte bu hafta bu olaylar oldu. Derken Mirhan tamamen ayrıldı. Bir de en büyük bir özelliği var Ezgi'nin, biliyorsun. Yani Ezgi'cim bu sensin yani, gözümle gördüğümüz. Ezgi ilişki başladığı zaman link vermeye bırakır. İlişkisi bittiğinde Ezgi link vermeye başlar. Ben uzaktan bir takipçisi olarak şunu hissederken, yanlış mı hissediyorum? Ben miyim burada? Fitne fesat. Yani ilişkisi var, dünyayı geziyor. Chanel'in en son koleksiyonlarını alıyor. Hermes'in en son koleksiyonlarını alıyor. Sıraya giriyor falan. Maybelline'in linki veriyor mesela bir anda. Böyle diyorum ki hani bitti ilişki, para mı kazanması lazım? O zaman şöyle sorayım. Ben senin erkek arkadaşınım. Sen link veriyorsun. Ben çok zenginim. Ve geliyorum sana diyorum ki ya Yağmur ya link verme ya. Sen bana ne diyebilirsin? Ne alaka? O benim işim ya. Sen beni nerede görmüşsün? Yok. Sen beni influencer tanımışsın. Tamam. Siz benim influencerlık ünümden de faydalanmak istiyorsunuz. Tamam. Ben bunları da görüyorum. Bunların da farkındayım. Ben de sana diyorum ki. Şimdi Ezgi'yim ben bu arada arkadaşlar. Tamam. Ben sana link verme kızım. Niye link veriyorsun sen? Niye veriyorsun? Para kazanmak. Ya hayır. Ben link veriyorum para kazanmak için mi? Yoksa ben kendim duygumu tatmin mi ediyorum? Beni ne kadar seviyorlar? Ne kadar influence oluyorlar? Tamam. Ben kendimi çok hissediyorum. O zaman Mirhan'ın veya benim böyle bir şeyi ikinci ben kez... ikonum onların gözünde yeri geliyor. Onlar da ikon takipçilerinin gözünde. O zaman ben veya Mirhan'ın sana bu söylemi söyledikten sonra cevabı Ezgi ya böyle söyleyebilir. Senin söylediğin kimse gibi. Kimse Ezgi öyle bir şey söylemez. Ya da Ezgi tamam vermeyebilirim der. Beraber olduğu zaman para ihtiyacı yok, olmadığı yok, şu için an... mi? Ne o zaman? Konu ne? Ben size bir iddia verdim geçen videoda. Bana bir duyum geldi. Ailesi ambargo getirmiş. Ama öyle Arzu Hanım'ın Hakan'a yaptığı gibi büyük bir ambargo değil yani. Ama gerçekten Mirhan'la onunkini bir o kadar yakın. Kredi kartlarına el konulmuş. Hatta Mirhan yakın arkadaşlarından borç alıyormuş. Ezgi hediye alabilmek için. Bunlar duyum. Bundan kaynaklı da sorun çıkmaya başlamış aralarında. Farkındaysanız gezemiyorlardı son dönemlerde. İstanbul'dalardı, hep Dubai'de. Bu arada Mirhan'ın tabii yatırımı vardır. Yani yatırım var derken kenarda yastık altı diyelim biz ona. Yastık evet. altı parası vardır diye düşündüm ben. Ama çok küçük olduğu için, asla Ezgi'nin söylemediği yaşta bir çocuk olduğu için. Mirhan'ın o zaman birikimi yok. Hayır yok. Yok ki Ezgi'yi bıraktı para için. Böyle konuşayım o zaman. Yok. Neyse zaten kültürel farklılıklar da vardı. Bizim özelliğimiz. İki aile arasında. Evet. Her şey tabii ki para değil bu hayatta arkadaşlar. Her zaman da para olmasın. Her şey burada başlar. Burayla devam eder. Ondan sonra zaten olması gereken olur. Maalesef genç olursan da daha ekonomik gücün elinde olmazsa da aileye tamam etmek zorunda kalacaksın. Hadi ben zora gelirim. Katlanırım. Bugün iflas ederiz. Yarın çıkarız. Ama şimdi Ezgi'nin buna katlanmaya gerek yok. Doğru muyum? Yani eğer erkek arkadaş ona bir şey temin edemiyorsa neden o ilişkide kalsın? Yani şimdi çocuk kredi kartı yoksa Ezgi mi harcayacak? Bir yaşam kalitesi olan bir insanın erkek arkadaşından da bir yaşam kalitesi bekler. Bazıları böyledir. Ezgi de öyle gözüküyor. Ama kız seviyor bu arada. Şimdi ben tamam, ben onu kadar gezemem, gezmiyorum da. Ama Ezgi'nin artık yaşam biçimi olmuş. Ayda 3 kere 5 kere Dubai'ye gidip gelmek. Neyse ama sebebi katlanan soruyorsunuz. Da var ama Ezgi gibi katlanamayan insan da olabilir. Ona bir şey diyemem. Saygı duyuyorum herkese. Niye katlanayım ki abi? Ben otobüse binmek istemiyorum. Şimdi ben onu diyorum. Sonuçta hayatımıza bir Mirhan girdi mi? Bir Mido girdi mi?
Çakal girdi mi? Mehmet Dinçerler. Hani hep ilişkileri sayesinde bu insanlar artık hayatımızda merak edilen adamlar oldu. Fenomenler sayesinde, onu demek istiyorum. Bunun bir karşılığı da olacak. Ya şu dönemde hadi yine diyeceğim, ben miyim fitne fesat? Kim bedavaya iş yapıyor ya? Kim bedavaya arkadaşlık, dostluk? Bana bir tane bu sektörde çıkarı olmayan arkadaşlık gösterin. Hayır Yağmurcuğum ya, şu arkadaşlık tamamen çıkarsız diye hepiniz yorumlara bekliyorum. Varsa ben burada konu alacağım. Evet arkadaşlar ya diyeceğim. Analizimi yapacağım her zamanki gibi. Ama nadirdir. Yani sayamıyorum. Bak bir Ezgi Mola ile Enis Arıkan. Niye küstü diye konuşuyoruz. Yazılıyor Twitter'da işte. Neymiş sebebi? Doğuma gitmemiş galiba Enis Arıkan. 100 yıllık bir arkadaşım gitmesi için. Niye? Çok gerekli bir sebep mi? Gerekli sebep tabii. Ezgi şimdi arkadaşı Amerika'da doğum yapacak bu kız. Geçecek. Hayatında belki ilk defa doğum yapacak bir insan. Doğru muyuz? Enis gibi de gerçekten bir yakın arkadaşa ihtiyacı olabilir. Enis de benim işim arkası. Acaba beni niye çağırdın falan, böyle samimiyet de var aralarında. Küsmüş olabilir. Ben söylüyorum. Barışacaklar yine. Çünkü bu sinir geçiyor. Gerek yok. Bu kadar evet. Uzatmalara gerek yok. Sen de küsersin. Enis zaten dikkat et. Dengeyi kuruyor yani. Katıldıkları kanallarda da Ezgi ile ilgili soruları cevapsız bırakmıyor yani. İşte öyle oldu, böyle oldu. Doğum yaptı. Evet öyleydi. Şuradaydı falan diyor. Hatasını biliyor çünkü. Bize gelen bir iddia yok. Ben de Twitter'da görüyorum. Ama öyle bir şey zaten. Ne olduysa bir... Amerika'dan sonra oldu çünkü. Muhtemelen de sebebi budur. Ya bir şey var. Ezgi'yi kıran, üzen bir şey var. Anne olduktan sonra biz kadınlar daha da hassas, daha da duygusal varlıklar oluyoruz. Annelik başka bir şey. Umarım tatlıya bağlarım. Bana bir iddia daha gelmişti. Onu da söylemek istiyorum. Demişlerdi ki bir de sözleşme gibi bir muhabbet olmuş. Evlilik sözleşmesi. Belki şöyle bir şey olmuş olabilir. Ezgi'cim işte evet, birbirimizi çok seviyoruz, çok aşığız ama annemden şöyle bir şartı var. Senin için uygun mudur? Tamam, ben sana evlen teklif ettim zaten. Herkes gördü. Zaten biz bir yola girdik. Bu çocuk, ben size söylüyorum, kafasına göre yapmadı bu işleri. Ailesi gördü. Biliyorlar tabii ki. Ama senden şöyle bir şartları var şu an. Evet çok farklıyız. Ama sen artık madem çok seviyorsun, madem o da seni çok seviyor, o zaman yapsın. Seninle para için evlenmediğini veya arada paranın hiç önemi olmadığını bize bir güven belgesi oluştursun. Demiş olabilirler arkadaşlar. Bunlar filmlerde olmuyor. Bunlar gerçekte oluyor. Filmde gördüğünüz her şey gerçek. Sadece hepsinin bir zamanı var. Kafası koptu. Bu bana bir işaret miydi? Gözcü. İptal. Gözcü kafası koptu. Anam. Garip Gözcüm. Gözcüm, benim de çok kafamı koparmaya çalıştırırım. Başaramıyorlar. Ben takarım. Şimdi biliyorsunuz evlilik Reels'ını da kaldırdı Ezgi. Artık evliliğe dair, ilişkiye dair herhangi bir durumun yok. Yani neden ayrıldı Yağmurcuğum diyordunuz. Sebebini ben böyle duydum. Ama belki bu videodan sonra Ezgi ulaşmak ister, Mirhan ulaşmak ister veya sizlerden dağlar gelir. Ezgi Dubai'ye gitti. Belki de barışırlar tekrardan. Bilmiyorum kim yanına gitti, Mirhan'la mı gitti. Çünkü takipleşmiyorlar. Reels'lar da kalktı. Haklarında hayırlısı olsun tabii ki. Dedim ya arkadaşlar, Plüton Kova'ya kavuşuyor. Aynı zamanda değişim ve dönüşüm de zamanı bu süreçlerde. Kendinizi geliştirmeye odaklanın. Mesela yapay zeka çok hızlı bir şekilde yol alacak. Çok hızlı bir şekilde ilerleyecek. Teknoloji ne kadar hızlı ilerliyor, farkındasınız değil mi? Bence ilerledi ve bize yavaş yavaş gösteriyorlar. Mesela ChatGPT kullanıyor musun? Yok. Neden? Ne o? Ne oldu? Ya çok komik de tatlısın da yani. ChatGPT bunu konu aldı birkaç kere. Evet, takip etmemişim. Kaçırmışım. Sen anca dedikodu yap. Anca. Kaçırmışım videoyu. Biliyorsun ben o taraflarda fazla böyle %70'lerde gidiyorum. Yapay zekanın alt kolları diyelim. Hatta biliyorsun Google'a da rakip olarak çıktı. Seninle sohbet ediyor. Mesela şu an benimle kavga ettiğini farz et. Gittin dedin ki ben şu an hem patronumla... Hem de sevdiceğimle kavga et. Ve bana böyle bir tavır sergiledi. Ne yapmam lazım de sana cevap veriyor. Onun verdiği maddelerden şöyle yapsam peki senin dediğin gibi de seninle konuşuyor. Bir arkadaş oluyor yani. Benim ilerlememi sağlıyor değil mi? Beni düşünüyor her zaman. Tabii ki seni düşünüyor her zaman. Yani ilişkide de beni düşünecek, her şeyde beni düşünecek. Şu an öğrenciler ödevlerini yapay zeka ile yapıyorlar. Bütün programları indirip çoğu orada yapıyor. Yani bu ne demek? Artık yapay zeka aileden biri demek. İyi bir şey mi? Şimdi iyi bir şey mi? Bir yandan ne yapıyor? Günü bana bırakıyor. Şimdi ben eskiden bankaya giderdim, sıra beklerdim. Şimdi sıra beklemeden bir tuşla yapıyorum. Hatta ben biliyorsunuz 20. yüzyıl kitabını tavsiye etmiştim size. Defalarca paylaştım. Defalarca da satın aldınız. İzleyen her izleyicim kütüphanesinde 20. yüzyıl kitabı vardır. Hatta şurada bende vardı ama almayı unuttum. Mesela o kitabı okuyanlar biliyor. Ne diyor orada? İşsizlik artacak. Neden? Çünkü insanların yerini robotlar alacak. Hatta yapay zeka alacak. Yapay zeka eşittir. Uygulamalar, metaverse, robotlar. Yani dijitalle bağlı olan her şey. Bundan kaynaklı da ne olacak?
dünya bir kaosa gidecek. Kaosa gittiğinde işte orada sorunlar başlayacak. Bunları yavaş 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 tam yeni dünya çekemesem de aralara serpiştiriyorum, dikkat edin. Küba dizisini izleyenler biliyor. Spoiler vereceğiz. Spoiler vereceğiz, yarı yarı vereceğiz. Çünkü arkadaşlar çabuk olun yani, bakın benim hızıma yetişin. Dijitaldeyiz. Yeni Nesil magazini televizyondan ayıran ne? Ben hızlıyım. Dijital ayak uyduruyorum, size ayak uyduruyorum. Şimdi bu videoyu izleyenlerin de biraz hızlı olması lazım. Yoksa kızarsınız. Yani kötü şeyler olur. Küba dizisini izleyenler biliyor. Hatta ben bu videoyu çekmeden önce dedim ki gidin izleyin, çekeceğiz çünkü dedim. Ama ben tabii ki spoiler vermeden ara ara konuşacağım. Ana temasını, filmin konusunu anlatırsak, yapay zeka üzerinden Allah ile konuşan bir gencin hikayesi. Böyle kendi halinde yaşayan, Allah'la iletişimi yüksek olan, namazında, niyazında fakir bir çocuk. Dümdüz konuşuyorum, filmin konusu fakir bir çocuk. Diyeni bütün böyle biri. Bir gün telefonla işte mesaj geliyor. Sen farklısın diye. Sonra zaten filmin konusu oradan başlıyor. Allah'ın yaratabileceği mucizeleri bir anda sana yapay zeka gösteriyor. Filmi izlerken diyorsun ki o mu o mu? İzlemeye devam ediyorsun, çözmeye çalışıyorsun bir yandan. Kopamıyorsun da falan derken zaten olayı aslında çözüyorsun. Sonunu söylemiyorum ama şunu söylemek istiyorum. Tepede birileri var. Dünya yönetiyorlar. Biz ay sonunu nasıl geçireceğiz? Ne yapsak diye hayatı planlarken onlar bizim üzerimize planlar kuruyorlar. Ülke nüfusu arttı. Virüs verelim. Bomba atalım. Savaşlar falan derken nüfusun yoğunluğunu azaltıyorlar. Tabii ki bunlar iddia. Kanser aşısını buluyorlar ama aşıyı asla vermiyorlar. Azalması lazım nüfusun çünkü. Bu yönetenlerin istediği zaten bir şey var biliyorsunuz. Bu komplocuların analizleri ama kıyameti erken getirmek gibi ve bazı mucizeleri yaşamak, görmek istiyorlar. Diyorlar ki Mehdi gelecek. Sahte. Mehdi getirecekler. Söylüyorlar biliyorsunuz. Bunun için ne yapıyorlar? Çölden sular taşıyor. Çekirge istilası hep muamma, buralar bilemiyoruz. Depremleri bile hep muamma demeye başladık artık. Bir şeyleri hep oraya bağlıyoruz değil mi? Sanki Allah'ın yarattığı mucizeler yokmuş gibi. Deprem harpla mı oldu? O orada mı oldu? Bu burada mı oldu? Ama onların istediği bir şey var ki bizim kafamızı iyice de karıştırmak. Bunu da Kübra gibi dizilerle yapıyorlar. Daha 3. bölümde dedim ki Dış Sesle beraber izlerken. Z kuşağı dedim bunu izlemeli. İyice çoğu şeyden uzaklaşacaklar. Kafalar karışacak. Bu filmin neyi güzel biliyor musun? Şimdiye kadar izlediğimiz Avrupa'da veya yurt dışındaki filmlerde yapay zeka olduğu, işte uzaylıların istilası, yapay zekanın istilası ama bizim dinimizle hiç bağdaştıramadık. Ne olabilir diye hayal bile kuramadık. Bu anlamda çok güzel. Nasıl duygusal açlığımızdan yakalamışlar bizi. Hani yine dinden yakalamışlar. Yine bak, dinden. Kübra tabii bulmuş şimdi. O kadar bak 86 tane mesaj oluyor Kübra. 86 tane yolladığı mesajdan 7-8'i cevap veriyor. Birisi sen farklısın diyor. Ne diyor lan bu falan. Birisi diyor ki sen kimsin lan falan yazıyor, tamam mı? Hadi lan beni rahatsız etme lan falan yazıyor. Bu sevgilim var yazdı. Merve zaten iyi bir kız demeye başlıyor ve onu oradan yine dinden yakalıyor. Ötekilerini yakalayamadı bak. Hepsini yakalayamadı ama onu yakaladı. Dediğin gibi öyle bir şey ki bir kere bak bir insana sen farklısın dediğinde herkes bunu dediği gibi hisseder. Herkesin içinde bir tanrısallık yatıyor. Allah seni yaratırken sana kendinden bir parça verir. Bu duyguları zaten bizi hissettiren o. Ama bunu iyi yönde kullanmak var. Bir de bunu tamamen egosal yapmak var. Dediğin gibi orada bizi bir kere oradan mı yakalıyorlar? Olur mu diyoruz? Telefondan bana ondan bir iletişim gelebilir mi? Yapay zekayı öyle bir hale getiriyorlar ki gözümüzde. İşitme cihazından bile benim iletişim haline geçebilir ama Allah'ın tabii ki mucizesini yaşayanlar bilir. Hiç böyle hayal etmedik. Doğru muyum yani? Yapay zeka oldu belli bir yerlerde. Tabii ki belli. Tabii ki manipüle oluyorsun. Ama yarın sahte Mehdi diye getirseler birini önümüze. Bu adama da her mucize yaptırsalar ki yaptıracak güçleri var ya. Yapay zeka öyle bir hale geliyor ki bence zaten 2024, 2025, 2026 daha çok gücünü hissedeceğiz. Ama öyle bir hale gelecek ki bize mucize yaratabilecekler. Hologramlarla, Blue Beam projeleriyle neler yapacaklar? Bu onun ön sözüydü. Bir yandan hep korkmuyor muyuz? Bir tane çıktı ya, robot adamı parçaladı. Ayarı bozuldu. Sofya çıktı değil mi, robot Sofya? İnsanlığı yok etmek istiyoruz dedi. Yapay zeka dediğimiz nedir? İnsan beyninin kopyasıdır. Yapay zekadan büyük insan beynidir. Sadece biz beynimizi çalıştıramıyoruz. Olayımız bu. Beyin gücümüzü fark edemiyoruz. Beyin çalıştırmak nereden geçiyor? Düşünmekten. Düşünmek nereden geçiyor? Meraktan. ChatGPT ile ilgili geçen bir haber çıktı. ABD ordusuyla çalışacakmış. Bunları biliyorsunuz. Üst bir şirketi var. OpenAI diye. Araştırdıkları bilgilere göre de analistlerin dedikleri bir şey var. Amerikan istihbaratına bir faydası olur muymuş bizim burada araştırdığımız? Hemen Amerikan ordusuyla bir anlaşma yapıldıysa olaylar gitgide büyüyor. Zaten astrologlar da yapay zekanın altını, hatta bırakın dergi kapağı biliyorsunuz. The Economist yılbaşı dergi kapağını yorumladı. Orada ne vardı? Yapay zeka vardı. Yine gördük. Kolları vardı. Tek gözden çıkan. Gücü daha da bu sene fazla hissedilecek. Kübra'da da bize bir işaretler vardı yine. Kübra'nın işareti.
bir üçgendi. Kübra'da sabahtan akşama kadar üçgen logoları var. Bardakta orada burada. Bazı sübliminal mesajlar vardı. Bir anda karanlık oldu mesela. Yani, tek minarenin ışıkları yanıyordu caminin. Evet. Karanlıkta elektrik kesintilerine bağlıyoruz biliyorsunuz. İngiltere Savunma Bakanı çıktı dedi ki pil ve mum stoklayın dedi. Pilli radyolar olsun ve stoklayın çünkü güneş fırtınası bekliyoruz dedi. Ciddi elektrik kesintileri mi olacak dedi. Yani bir savunma bakanı çıkıp boşuna bence mum stoklayın demez diye düşünüyorum. Bu sene olmasa bile, seneye de olmasa bile 2 sene içinde elektrik kesinti sorununu yaşayacağımız çok iyi biliyoruz. Korona için de aynı muhabbet dönmüştü biliyorsunuz. Virüs geleceğiz. Kapanma olacak dedik. Dergi kapaklarına göre kapanmalar oldu. Uzayla ilgili gelişmeler olacak diyorlardı. Mesela Fatih Altaylı'nın kanalına katıldı. Dinçerler izlediniz mi bilmiyorum. 3 tane astrolog geldi. Çok güzel bir yayında. Orada da çok uzaya vurgu yapmışlardı. Geçen gün ilk Türk astronotumuzu uzaya gönderdik. Evet, hayırlı olsun. Zaten biliyorsunuz Alper Gezer Avcı uzaya adımını atar atmaz Atatürk'ün dahiyane sözüyle istikbal göklerdedir dedi. Ve bizim orada zaten hemen tüyler diken diken bayılıyoruz böyle şeylere. Tabii ki gururdu bizim için. Uzayda deneyler yapılacak. Ne deneyler yapılacağını bilmiyorum. Hatta Elon Musk geldi. Ülkede test anlaşmaları yapıldı. O dönem işte biliyorsunuz yeraltı kaynakları bayağı zengin dediler. Bor bulduk dediler. Üzerine uzayla ilgili astrologlar çok büyük gelişmeler duyacağız. Uzaya seyahatler başlayacak. Yatırımlar olacak. Uzayda yaşam diye zaten Elon Musk bağırıyor biliyorsunuz. En büyük hayali. Hatta kapısında da biliyorsunuz 2 tane resim var. Biri Dünya, biri Mars. Mars'ta yaşam istiyor. Üzerine bir de Alper Gezer Avcı ilk Türk olarak uzaya gitti. Orada deney yapacak. Dedim deney nedir bu deney? Alper Gezer Avcı'nın haberi yayınladığımızda magazinsel olarak konuşacağız tabii ki biz bazı kısımları. Tweet atan ünlüler oldu. Story atan ünlüler oldu. Bunlardan biri Cem Yılmaz'dı. Uzaylı olduğumu her zaman kabul etmişimdir gibi bir şey söyledi. Hülya Avşar bir story attı. Tallayı bekliyorum gibi bir şey söyledi. Mustafa Sandal, aya benzer yüreğim benim için önemli kliplerimden biridir dedi ve ay çok önemlidir bu yüzden dedi. Ayda bir dans etmek istiyorum dedi. Tabii ki uzay deyince akla ilk gelen Mustafa Topaloğlu. O da ben herkesten önce gittim dedi. Bir de Yusuf Güney herhalde gidenlerden biridir. Astral seyahat etmiştir gerçi o. Herkes konuşmaz ya böyle konuları. Hani özellikle bu insanlar neden konuşuyor diye de böyle bakarım. Daha önce bir mesajı, herhangi bir spiritüel açıdan bir durumları var mı diye. Ama bu insanlarla ilgili pek bir şey bulamadım. Ama ne yakaladım? Yarın gün Mustafa Sandal çok uzak değil bu söylediğim. Ay'a benzer dansını yapmadan bu dünyadan göçüp gitmeyebilir ayda. Bize öyle bir olanak açılabilir. Çok yüksek rakamlar döndü. Bunun daha bir kolay, spesifik bir yolu olacağını hissediyorum. Tabii bu haberleri konuşurken bugün bir yandan da uzayla ilgili bir haber girdim ben. Takipçilerim de aynı şeyi söylemiş. Denk gelmesi tabii ki tuhaf oldu. SpaceX kıdemli fırlatma mühendisi olarak çalışan Yiğit Tokbey 31 ABD'de geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti. Tam da değil mi uzay haberlerinin döndüğü süreçte SpaceX çalışanının trafik kazasında hayatını kaybetmesi enteresan mı diye düşündük, düşünmedik diye. Başı sağ olsun o ailesine buradan sabırlar diliyoruz. Aşkım İrem diye bir influencer var biliyorsunuz. Bir video atmış ve videoda anladığımız kadarıyla duyguya diss atıyor. Burada bir şeye alınıyor aşkım. Galiba aşkım da babaannesini mi kaybetmiş? Şimdi söyleyecek. Onu söyledikten sonra Duygu da bir anda ben de köpeğimi kaybettim gibi bir şey söylemiş. Olsun derken 20 saniye sonra geçen hafta da benim köpeğimi öldü. Sevdiğim de bir influencer. Genç, tatlı. Gene hani 30'larına yaklaşmış genç bir kadından bahsediyorum. Ha, bunu söyleyeceğim yani görürse de şu kadarcık umurumda değil. İsim vermiyor. Tartışmam yok, kavgam yok ama böyle yani. Kim bulup da sevdiğim aramda gerginlik olan şey olan biri değil. Aa, storylerini gördüm çok geçmiş olsun dedi. Çok teşekkür ederim dedi. İş yeri neticede lansmanlar bizim hurra dediğimiz yerler değil. Siz nasıl işe gidiyorsanız, okula gidiyorsanız o ortamda öyle benim için. Ben o gözle bakıyorum. Hani sosyalleşme şeyi değil. Biri görüp nezaket gösterip bunu söylemişse ne güzel çok teşekkür ederim. Hani hassasiyetin için dedi. Babaannem olduğunu biliyor, hastalığı biliyor ve hastalığın hiç doruk noktasında olduğunu biliyor. Şey dedi. Aa, benim de bir hafta önce köpeğim öldü dedi. Bak 30 saniyelik konuşma içinde ayak üstünde oluyordu. Saatler süren sohbet değil. Hani böyle konu konuyu açtı da o da kendi sıkıntısına geçti değil. Böyle şeyi gördüm insanlarda, bizim camiada değil. Hiçbir şey söylemedim, benim öyle bir beklentim yok zaten. Kalktı, 10 gün önce de benim köpeğim öldü. Şeyi de anlıyorum, hayvanseverler... Neyi anlatmaya çalışıyor? Gerisini dinlemek lazım. Ama sen birine geçmiş olsun derken, 20 saniye sonra, geçen hafta da benim köpeğim öldü, yani benim de acım var, benle ilgilene dön. Konuyu açan sensin, konuyu açan ben de değilim yani. Konuyu sen açıyorsun ama... İnsanlarda nasıl bir algı, nasıl başka biri... Şimdi ben seninle yolda gidiyorum. Birimizi gördük. Aa ne yapıyorsun ya, deden de rahatsızmış Yağmur. Nasıl oldun falan. Tamam. Sen 20 saniye konuşuyorsun işte deden daha böyle ağır, daha kötü falan diyorsun. Aa benim de geçen hafta
Köpeğim öldü biliyor musun? E tamam, ne olmuş? Hassas davranmasını beklemiş. Ama ben böyle insanları anlaşamam. Bak çok net. Ben artık daha olgunluk seviyesine geçtiğim için istediğim arkadaşlarımı artık kendime göre seçebiliyorum. Ama önceden maruz kalabiliyordum ortamda bulunduğum için. Böyle hassas insanlara. Bazı insanlar var o kadar hassas ki. Sen çok içtenlikle ya. Evet seni anlıyorum. Ben de canım sıkkın, köpeğim öldü. Senin babaannen hasta veya annen hasta atıyorum. Ama ben de canımı kaybettim. Hayvan hassasiyeti olanları anlıyorum. Hayvan olan bilir bu duyguyu. Anlamasını beklemiyorum zaten bu duyguyu. Ve anne olmayan bir insana anne duygusu olmasını beklemiyorum. Evlattan farkı olmuyor senin için. Ben aşkımın burada çok gereksiz bir alınganlık yaptığını düşünüyorum. Yani, ben de duygunun yanında olsam, çünkü ben de aynısını derdim. Ben de köpeğimi kaybettim derdim. Evet, şimdi çünkü benim canım yanıyor. Duyguyla samimiyet ne durumda bilmiyorum. Ama kendisi zannedersem öyle çok 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 gece gündüz görüşen bir arkadaşlığı yok. Normal yok, bir yok, samimiyetle. Evet, normal samimiyetle olduğun bir insanın da yolda böyle bir şeyi görüyorsan, kız ya bu nasıl bir cevaptır diyebiliyorsan, video çekmek yerine bir daha sen de ona bir arkadaşlık yaparsın. Evet. Aa merhaba Duygu, nasılsın dersin, çeker gidersin. Aynen. Böyle bir hassasiyet, o kadar böyle video yapılacak veya sessiz. Artık dayanamayacağım, söyleyeceğim, evet, diyecek. Evet, isimsiz değil yani. Bence de. Demek ki Duygu da biraz köpeğinin acısını da çok yüksek hissetmiş. Zaten kaç gün, 4 gün, 5 gün yoktu. Ya köpeği ölmüş, o kaç yıllık köpeği ölmüş. Evet yani 4-5 günde yoktu yani. Aşkın tabii ki bunu içine tutmak istememiş. Takipçileri paylaşmak istemiş. Ben burada bu kısmı değerlendirdim sadece. Babaannesine de acil şifalar diliyorum. Umarım iyileşir. Biri daha içinde bir durumu tutamıyor. Bu tanıdığımız biri değil ama TikTok'ta anlatıyor. Başından geçeni anlatıyor. Takipçiler de sivil olarak yorumluyor bu arkadaşı. Şimdi olay da şu. Kız bir influencer'la iş görüşmesine gidiyor. Oradaki anını anlatıyor. 20 dakikalık video çekmiş. Bizi aradılar, kalabalık. 5 saat, 6 saat bekledik diyor. Geldiler diyor. Çok yoğun olduğundan bahsediyor. Ayda diyor 8 kere yurt dışına çıkarım diyor. Ben gelmeden diyor valizim hazırlanacak diyor. Ev toparlanacak diyor. Bütün gün bana çalışacaksın diyor. Reels müziklerim ayarlanacak diyor. Toplantılarım ayarlanacak. Hatta en büyük sorunu Reels müziği bulamamak. Evet, hatta en büyük sorunu Reels müziği bulamamak. O kadar Reels atıyorum falan demiş. Bir de geç kalkmak. Geç kalkmak falan. Sen ben gelmeden bana geleceksin. Kendime gelmem. Yemem, içmem, iş birliklerim, çekimim, o, şu, bu. Yani gerekirse ben de yaşayacaksın. Evet. Demiş. Hatta ben sabahları beni aradığın zaman ya ben bugün yapmak istemiyorum dediğin zaman beni en çok sen zorlayacaksın. Ya hadi sen benim hem yaşam kaynağım olacaksın. Hem işimdeki bütün düzenlemelerin tamamen söz hakkı sahibi olacaksın. Yani tamamen bana endeksleneceksin. Tamam o zaman, tamam. Tamam, her şeyi kabulüm de ne kadar vereceksin? Onu söyle sen bana. Orada bir sorun başlamış. Bana dediler ki ben şok. 30 çok çok fazla bir rakam. Dedim nasıl yani? Hani bu bir şey, bir iş değil yani sonuçta. Hani 9-5 bir iş değil. 30 TL. Ama 30 o zamanlar. Şimdiki 30 değil. Tabii. Çok yüksek bir rakam. O zamanlar 10 bin lira SSK. Ben dedim gerçekten mi? Hani çok çok yüksek mi buluyorsunuz? Çünkü şu an hani ben hani size katabileceklerimi de biliyorum. Size katabileceğim şeyleri anlatıyorum. Sizin benden beklentileriniz, hadi bunların hepsini geç. Sizin benden beklentileriniz o kadar fazla ki yani o kişi olacağım. Ve bunun karşılığı bana... Yani tahmin ediyorum ki 30'a çok diyen bir insan 24-25 maaş verir diye tahmin ediyorum. 24 bin lira mı? Ya da işte ne bileyim 22 bin lira mı? Gerçekten mi yani? Dediler kusura bakma, öyle bizim için. Ben de dedim ki keşke dedim bu kadar dil dökeceğinize dedim. Bana dedim 2 gündür hem o Nivea'mı da sarıyorum. Hem dedim görüşmeye geldiğim gün bizim o altımıza ayrı, bana ayrı, ikinci görüşme için çağrılmadan önce telefonla ayrı, şu an ayrı dil dökeceğinize keşke dedim sizin aklınızda olan rakamı baştan söyleseydiniz. Bana şimdi çizgi gibi görünmüyor. Hani ben hani seni de boşuna yormayayım. Siz isterseniz bana teklif atın dedim. Hani yine bir teklifi ben göreyim, ona göre değerlendireyim. Ama ben sizin bu teklifinizle düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Teklif de atmadılar bana. Böyle bir işin karşılığının bu kadar düşük bir sayı olduğunu düşünmüyorum. Ya bu arkadaş sadece bunu mu söylemiş yani? Ben gittim geldim. Çok detaylar var. Düşün ya, 20 dakikalık video diyorum sana yani. Ben de asistan aldım. Benim de işimin gerekli koşulları vardı. Onları anlattım. Şimdi hepsinin başka. Tabii ki burada herkes kim herkes yorumlarda Sibel demiş. Bu anlattıkları tarife bakılırsa Sibel gibi. Tabii canım, ben şimdi ama bak, Sibel de o parayı verir de diye düşünüyorum. İki kişi var benim aklımda. Bir Raşel var, bir Sibel var. O kadar yurt dışına gidenlerden birisi. Raşel çok prensipli, görüyoruz. Çizgisi var. Ben bugün kalkmam diyecek bir insan değil. Değil. Doğru mu? Doğru. Kalkmayacağım yani insan Sibel. Sibel'in akşam bunu giyinip deyip sabahleyin ya bu çok mu çirkin, acaba bu giyineceğim diyebilecek kadar seviyor. O gibi geldi. Bilmiyoruz tabii ki bu kızın iddiası. Reis müzikleri de ben
bence Sibil. Yurt dışı seyahati, dağınıklığım, bilmiyorum yani. Artık hiçbir şey gizli kalmıyor gördüğünüz gibi. Herkes bir şekilde dile getiriyor. Hatta o kadar çok açıkça yapıyorlar ki bu işi. Çoğu insanlar rahatsız oluyor biliyorsunuz. Ne diyorlar? TikTok kapatılsın. TikTok'u güzel kullananlar da var. Onu söyleyeyim. Güzel kullananlar da var. En son ki videoda dedik ki Damla'yı çok güzel böyle bir çıplak reels atmıştık. Niye kaldır diye takipçiler sormuştu. Bize değinmiştik. Ben dedim ki çıplak olduğu için herhalde. Çünkü çok güzeldim. Ben bayıldım dedim. Kameraya da bayıldım. Sesim bana alacak söz verdi. Kaldırmasına hiç gerek yoktu. Yürekten de söylüyorum dedim. Damla da sonra demiş ki Yağmur Burcu'm orada çıplak değildim. Bir tane pijama varmış üstü. Video atmış. Oradaki braletle oradaki bralet aynı diyor. Öyle bir tişört varmış arkadaşlar. Çıplak değilmiş. Düzeltme yapalım. Ama diyor çıplak da atarım. O da benim için. Hiç sorun teşkil etmez diyor. Güzel bence de abartı. Rahatsız eden bir durum olmadıkça, yakışan bir şey oldukça her zaman gözümüze hoş geliyor benim. Güzel kadın izlemeyi de seviyorum. Hadise de Lises'e destek verdi. Hadise seni takip ediyor gibi hissediyorum. Bilmiyorum. Belki evet, de. Öyle bir şey hissediyorum. Belki de çok bir hayranla benimle konuşuyor. Onunla irtibat içerisinde. Olabilir. Gözü blok yağmuru üçlü gibi geliyor yani. Cevap veriyor gibi oluyorum. Destek verdi mesela bu senin story'ne. Hadise dedi ki evet dedi resmen yani. Hayır. Evet. Bevce katılıyorum dedi. Hayır. Çünkü Hadise'nin bu sefer Gürkan Şef'le bir iddiası çıktı. Ve dediler ki sevgili. Ya da sevgili olmasa da sevgili olduğu iddiası vardı. Özel menü yapmış Gürkan Şef ona ve baş başa saatlerde sohbet etmişler. Hadise de bunu görüyor B3 girdikten sonra. Ve diyor ki arkadaşlar B3 diyor ki çünkü bir Hadise'nin ispatlanamayan aşklarından bir tane daha. Hadise diyor ki evet bıktım artık. Hakkımda yazılandan çizilenden bıktım. Eğer bir şey olursa ben size söylerim dedi. Mesela Uzi de niye hiç cevap vermedi? Vermez. Çünkü gerçekti dermiş. Tabii ki duyumlarımız çünkü bir fotoğrafımız yok. Bunlar duyum. Uzi'ye sevgili yaptıktan sonra bana Hadise'yle ilgili hiç iddiaları gelmedi. Bunu da söylemek istiyorum. Ve Hadise de yeter artık dedi. Ben de söylerim dedi. Bir şey olacağını da söyleyeceğini bilemiyorum. Hadise duygusal bir kadın. Evet söyleyebilir. Hadise artık daha rahat, daha esnek. Dün akşam bir doğum günü partisindeydi ve Virada ile bir şov yaptı. Enteresan danslar yaptı ama bu dansları tek Hadise yapmıyor. Bunu zaten J-Lo'yu, Beyoncé'yi takip edenler biliyor. Onlar da partilerinde çok böyle viski şişesiyle değişik danslar yapar. Masada değişik danslar yapar. Hadise de biliyorsunuz onları seviyor. Onların vizyonunu buraya aktarmaya çalışıyor. Hadise böyle artık daha rahat, daha esnek görüyoruz. O ses Türkiye'de daha kontrollü bir Hadise vardı. Hayatı da daha kontrollüydü. Şu an mesela daha dilediği gibi yönlendirebiliyor hayatını. Etrafıyla kalabalık postlar çok atmazdı. Etrafındaki insanlara da paylaşıyor Hadise. Ve yine İspanyolca terimler, storyler atmış. Bana şimdi takipçiler gönderiyor bir yandan da. Bir şeyler belirtmeye çalışıyor. Konserde de İspanyolca şarkılar yazabilirim dedi. Bu arada dedi biriyle görüşüyorum dedi. Sonra şaka şaka dedi. Bunları geçen videoda konuştuk biliyorsunuz arkadaşlar. Şu an dedi hayatımda biri yok. Olursa da ben söylerim dedi. Pekala Hadise sana güveniyoruz. Seni seviyoruz. Yakın zamanda da Hadise konseri var. Ben de gideceğim. Çok merak ediyordum. Neden merak ediyorum biliyor musunuz? O kadar büyülenip geliyorsunuz ki. Bakayım ben büyülenecek miyim? Hadise şarkılarını seviyorum. Bakalım. Önlerden mi aldın? Nereden aldın? Önlerden aldık tabii bakalım ki. Bakalım Hadise seni görür belki. Kaçarmış beni görünce. Kız Yağmur. Ne konuşuyorsun oralarda sen? Gel bir de burada konuş der. Ben de gelirim kulisine. Anlat bakalım derim. Hadi deli oğlan. Hadi benime dolan. Büyük adaya gittim biliyorsunuz. Dış sesim beni güzel bir yere götürdü. Adada evimiz var. Ama arada gittiğimiz, konakladığımız, kendimizi ava gibi hissetmek istediğimiz anlarda oraya gidiyoruz. Bu sefer adada bir şey öğrendim. Osmanlı'da adanın diğer bir adı Vampir Adası'ymış. Çünkü kanı emilmiş cesetler bulunuyormuş o dönem. Sen biliyor musun bir adalı olarak? Duydun mu böyle bir şeyi? Senden sonra bak. Önce anlamadın mı? Bizim adada öyle vampir mampir yok. Türkiye'de en çok çocuk adada kaybolmuş. Böyle bir analiz var. Bizim zamanımızda da yok. Demek ki bu çok Osmanlı dönemine dayanıyor. Olabilir. Osmanlı döneminde zaten çok sürgün yeri gibi falan gözüküyor bence. Prens adalarının adını konmasının sebebi de yani. Prensi oraya sürgün etmeleri yani. Peki büyük adanın altında dehlizler olduğunu biliyor musun? Mağaralar olduğunu iddia edenler var. Mistik evler var biliyorsun. Mistik evlerden sonra küçük küçük mağaralar var ben küçükken. Nerede mağaralar? Adanın arkasında. Evlerin altında da dehlizler varmış. Bazı evler var ya çözemediğimiz. Olabilir. Hani, şimdi bu kadar detaylara girmeyeyim. Dar geçitlerin olduğunu düşünüyorum. Bir yerlere bağlandığını düşünüyorum. Zamanda şimdi demiyoruz tabii ki. Sen yıllardır adalısın. Ama ben de artık herkes tanıyorum orada. Arkadaşlarım laf söyletmem mi? Asla. Ama ne var tabii ki? Mistik bir yan var. Kokuyor. Orada böyle bir değişik bir koku var. Onu hissediyorum. Beni de çekiyor o koku bu arada. Size var bence. Kapadokya'nın da çok mistik bir havası var ya. Hatta ne demişlerdi bana? Artık yol açılan insanlar mutlaka Kapadokya'dan bir geçerler diye bana bir şey söylemişlerdi. Videom da vardı. Gördüler izleyenler. Bu kan emmelerden falan konu gene nereye geliyor? Son dönemde patlayan Jeffrey Epstein.
Tiny. Konuştuk. Bana gelip diyorsunuz ki ya o kadar güzel anlatıyorsun ki sen. Tabii ki çok kötü konular konuşuyoruz ama devamı niye gelmiyor? Gelir ama gündemde duruldukça burası duruluyor tabii ki. Konular neyse biz onları konuşuyoruz. Analizlerimizi yapıyoruz. Şunu da hissediyorum. Bu konu gündeme bayağı bir gelecek arkadaşlar. Bunu yakalamış insanlar var şu an. Sen birini alt etmek istiyorsun, tamam mı? Bir varlığı gücü rahatsız ediyor her şekilde ve yıllardır da bekliyorsun bu anı. Tamam mı? Bu bahsettiklerimiz siyasetçi düşün, kraliyet ailesinden, Hollywood starları düşün. Böyle bir açık ortaya çıkmış. Seni bitirmek isteyenler bu anı yakalamazlar mı? Yakalarlar. Atıyorum Barack Obama. Geçen gün Margot Robbie'nin açıklaması var. Adadan falan bahsediyor. Obama'nın her yerde bir eli var mutlaka. Her yerde bir şeyin altında çıkması. Mesela Elena biliyorsunuz özgürlük manayresi taktı. Bunları anlattık. Adadaki lisede en baş isimlerden biri. Fotoğraflarını koydum bir çocukla yatta giderken. Ben inanıyorum ki bu konuların daha çok gün yüzüne geleceği ve bazı insanların yargılanacağını düşünüyorum. Hukuk önünde açıklama yapacaklarını hissediyorum. Birileri yakalamak istediklerini yakalayacak. Hatta bu hafta en çok hangi haberlere girdik? Sahile kolsuz bacaksız vuran ölü bedenler. Bazıları kadın, bazıları çocuk. Ama çocuk sayısı bir tık daha fazla dedi kaynaklar. Twitter sorguluyor bunu. Sosyal medya da bunu sorguluyor. Ama sorgulaması gereken yerler mesela sorgulamıyor değil mi? Belki de birileri mesajlar veriyor. Bunlar bizde yapılmıyor. Size de yapılıyor. Şu an çıktılar dediler ki mülteci botu devrildi. Yine bedenler karaya vurdu. Balıklar da yedi. Böyle bir ihtimal olabilir. Bir tanesi KYK yurdundan ayrılan bir öğrencimiz. Kolu bacağı olmadan bulundu mesela. Veya Münevver ayeti değil mi? Kafası sildi ne dediler? Aynı gitti Münevver. Bir sürü avukat çıktı. Bunların açıklamasını yap. Olmuyor mu? Her yerde bu ayinler oluyor. Ama belki de şu an şunu mesajı vermek istiyorlar. Dünya bunu yapıyor. Tek biz değil. Yanlış anlamayın. Eğer birileri ayin yapıyorsa, birileri gerçekten bunu gerçekleştiriyorsa ki gerçekleştiriyorlar. Bilinmeyen evler var. Çok bilinmeyen arsalar var. Çok gizli krallıklar var. O krallıkların birini hapsederler bu bedenleri. Birileri bir şeyleri bence göstermek istiyor gibi hissediyorum. New York'taki bir sinagogun altında dehliz bulundu yine. Ve bir tünel bulundu. Ve tünelde yataklar, bebek arabaları çıktı. Geçen gün yine bir tane komplo konuşan, ay kimdi o? Onu da unuttum. Onun altında bir tünel daha var dedi. Oraları iyice baksınlar, altındaki tünelleri de bulacaksınız dedi. Karşısında bir çocuk müzesi olduğunda söyleniliyor. Hatta Nickman'ın videosunu izledim. 7 Kasım'da Richard diye biri tweet atıyor. Demiş ki dairemin altında yaşayan Yahudiler var ve iliş sesleri geliyor demişler. 8 Ocak'ta bir tane daha tweet atmış. Benden özür borçlusunuz diye. Çünkü o zaman millet saçmalama falan demiş. Çevreden sesler geliyor, bunu duyanlar var ama ne sesi olduğunu ben bulamadım. Bulanlarınız varsa mutlaka kaynakları bana atsın. Bu olay tekrardan kaynaklarla ortaya çıkacak. Hatta bazıları Jeffrey'nin yaşadığını düşünüyor. Öldüğüne dair görüntüler ortaya çıktı. Kulaklar ve burunlar farklıydı. Yani dublörü de kullanılmış diyenler var. Bu sinagogun da ortaya çıkması tesadüf değil. Onu söylemek istiyorum. Biliyorsunuz dünyada bir soykırım var ve çocuklar katlediliyor. Ve İsrail'in kendi halkı bile bu durumdan rahatsız olmaya başladığı için ve bunu yönlendirenler de bu durumdan rahatsız olmaya başladığı için demişler ki yani durmazsanız bu sefer sizin gerçek yüzünüz ortaya çıkacak. İsrail de bu savaşı durdurmazsa onun da bir takım sırları ortaya çıkacak gibi geliyor. Yani bu da bir nevi tehdit. Yani böyle her gördüğümüze inanmıyoruz ya biz. Hep böyle bir düşünüyoruz. Geniş bir perspektiften bakıyoruz ya olaylara. O yüzden böyle haber verdiler. Evet mülteci botu. Evet o deyip geçmiyoruz tabii ki. Her şeyi düşünüyoruz. Çünkü teknoloji artık bize öyle kaynak sunuyor ki istediğimiz her şeyi istediğimiz yerden araştırabiliyoruz. Birileri İsrail'i tehdit mi ediyor? Bana bu açıdan daha mantıklı geliyor. O sinagog altındaki tünel boşuna ortaya çıkmadı. Daha da büyük olaylar çıkabilir. İsrail durmazsa. Jeffrey olayları da bayağı büyüyecek. Hatta Hollywood sektörü bayağı bir etkilenebilir. Düşünsene bir sürü oyuncunun adı var ama hiçbir çıkıp da açıklama yapmadı. Ben eminim bunlardan bazıları çıkıp tweetler atacaklar. Margot şu an dese ki ben adaya gittim ama bilmiyordum. Eşim beni balayına götürdü. Ben bilmiyordum yani orada böyle bir ritüel gerçekleşti. Ben gittim ıssız bir adaydı. O yüzden bundan kaynaklı ben bilemeyebilirim diyen bir sürü insan çıkabilir ama hangisi doğru söyler? Hangisi yalan söyler artık ben bilemiyorum. Ama neyi biliyoruz? İşte teknoloji artık hayatımızda hızla yer kaplıyor. Mutlaka teknolojik alanda kendinizi geliştirin. Mesleklerinizi bu tarafta yoğunlaştırın. Çünkü işsizlik gelecek. Şimdi olmasa bir en geç bir sene, iki sene içinde bunlar gelecek. Robotlar yerimizi bir şekilde yapay zeka olarak adlandırın. Yerimizi alacak. Tabii ki kim Yağmur Çevik gibi olabilir? Kim sen gibi olabilir? Kim o gibi olabilir? Duygu olmadığı zaman ne sana geçebilir? Onu ben bilemem. Duygusuz hiçbir iş bana geçmiyor. Hatta hükümeti yönetici
geleceği başkanlar gelecek diyorlar. Yapay zeka yönetecek. Yani bir lidere bile gün gelecek gerek kalmayacak. Ne diyoruz? Yapay zeka geldi, Mert'lik bozuldu denir değil mi buna bir nevi? Hatta dediğimiz gibi mesela Kübra filmini gördük. Yapay zekayla neredeyse yaradanı yan yana getirmeye çalışmışlar. Ama tabii ki bunlar bir şeylere alıştırma. Hep bunu söylüyorum. Yarın öbür gün dediğimiz belki 10 yıl, belki 20 yıl sonra olacak olaylar için bunlar previzyon. Zaten buna alışkınız. Dergi kapakları olsun, diziler olsun, reklamlar olsun, çizgi filmler olsun. Bize her şey önceden söylüyor ama biz anlayamıyorduk. Ama şimdi artık her şeyin mesaj olduğunu biliyoruz. Bunun farkındayız. Ben bu mesajları derleyip toparlayıp size burada aktarıyorum. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım keyif almışsınızdır. Unutmayın, bizim isteyip de yapamayacağımız, başaramayacağımız hiçbir iş yok. Ama en önemlisi istikrar. İstikrar olmayı, bir şeyi hedeflediysek oradan dönmeyi düşünmüyoruz. Peşinden koşuyoruz. Arkadaşlar bu arada Jeffrey konularını konuşurken biliyorsunuz telif yedik. Telif yediğimiz için de kanalın tabii ki yine düzeni, sistemi dağıldı. Algoritması bozuldu. Uyarı aldık çünkü yukarıdan. Big Brother her şeyi izliyor, gözlüyor. O yüzden ne yapıyorsunuz? Big Brother'ı yenmemiz için abone oluyorsunuz. Like atmayı unutmuyorsunuz. Like çok önemli. İzlenmeler için ve videonun öne çıkması için. Yorum zaten yapıyorsunuz. Hiç sekmediniz. Sizi çok seviyorum. Yürekten söylüyorum. Bir sonraki videoda da görüşüyoruz. Bye bye. Bye bye.